Evet, arkadaşlar hoş geldiniz. Alaf yarışıyor mu, yarışamıyor mu artık? Allah'a bıraktık. Alaf Araf'ta. Alaf Araf'ta aynı. Alaf Araf'ta. Alaf Araf'ta. Alaf Araf'ta. Ya da Araf Sefa Alaf. Yok pardon. Göktu Sefa Araf. Evet, 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 evet. Neyse, şimdi bugün günlerden cumartesi. Bugün bacak antrenmanımız var. Herkes ceviz ağacında ailesiyle kahvaltı yaparken. Herkes ceviz ağacında şu an çayını yudumlarken, dereotlu poğaçasını yerken, babasının ona uzattığı peyniri ham yaparken biz burada... Hamstring çalışıyoruz. Hamstring çalışacağız. Vay. Uyum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Normalde yeni geçtiğimiz split'te benim kol antrenmanım yok yani. Kol ayırdığımızda ekstra bir gün. Ben bunu eklemek için şimdi pazar günü yapsam... Şimdi perşembe ve cuma pazarları off veriyorum. Pazar günü yapsam bu sefer pazartesi günü ekstra bir off koymam gerekiyor. O yüzden ben de cumartesi günleri iki antrenman yapıyorum. Sabahları genelde bu saatlerde, bundan daha erken saatlerde de olabiliyor. Bacak yapıyorum. Ondan sonra akşamda da yaklaşık bundan 4-5 saat sonra, 6 saat sonra da kol antrenmanı yapıyorum. Bu şekilde hem ekstra bir off günü vermeme gerek kalmıyor. Çünkü gene 2 uyku geçmiş oluyor. Ben uyku sayıyorum. 2 uyku diyorum buna genelde. Yani bugün uyuyacağım ve yarın uyuyacağım. Sonra antrenman yapacağım. Yoldayız, geliyoruz. Aras Kargo. Onun dışında dün çekim vardı. Çok garip. Garip değil artık. Ben de bilmiyorum. Artık bu durum beni o kadar çok sıktı ki gerçekten size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hani yapacağım şeylerle alakalı. Çünkü sürekli değişiyor, bir şeyler oluyor, boyum kısa çıkıyor, bilmem ne uzun, böyle garip bir mevzu var. Şimdi geçen hafta kaloriyi bir 600 kalori falan, 600 kalori miydi? Öyle bir şey daha düştük. Fakat şöyle bir sıkıntı var, kilom değişmiyor arkadaşlar. Kilo, yani kilom azalmıyor. Çok az ilaç almamıza rağmen, yani çok uzun bir dönem cruise yaptığım için herhalde sanırsam, bilmiyorum reseptörlerimle mi alakalı falan bilmiyorum ama antrenmanlarım da çok iyi gidiyor, hepsinde güçleniyorum. Formum değişiyor. Aynı körde kalıp formum değişiyor. Yani kas geliştiriyorum. Böyle olunca Cameron da halde bu şey yazmış yani dostum. Bro. Kilo veremiyoruz. Bak hani vücut istemiyor. İşte o yüzden düşmek senin için çok sıkıntı olabilir. Hani off sezon yapın. Open yarışalım. Hani gibisine böyle bir şeyde bulundu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Open için arkadaşlar uygun değilim şu an. Open şu an ben open'ım dedikten sonra minimum bence 2 sene falan off sezon yapmam gerekiyor minimum ki yeteri kadar bir bu boya göre bir kütleye sahip olayım. Ya çok garip bir durumdayım. Bakın size senin yanında Sean Clarity'yi görmek bakın, isterdim. Size derdimi açıklayayım tamam mı? Şimdi size derdimi açıklayayım. %100 ne düşünüyorum? Şimdi bakın kesinlikle klasiğe uygun olduğumu düşünüyorum. Tamam mı? Çünkü bel oranım, omuzların, pozlardaki duruşum kesinlikle klasik bir görüntü. Kesinlikle. Yani bunu inkar etmiyorum. Ya da bunu inkar birisinin edeceğini de düşünmüyorum. Klasik bir görüntüm olduğunu düşünüyorum. Latslarımdan dolayı falan. Onun dışında çok kolay, yani kendimce iyi bir şekilde kas kütlesi de koyabiliyorum. Eyvallah. Tabii hala tonlarca eksiğim var. İşte hamstringim gene biraz toparladı, kollarım keza falan filan. Şimdi ben klasik yarışmak istiyorum. Tamam mı? Şimdi open'a geçiyorum desem, open'da bak. Open'a geçiyorum desem, tamam mı? Şimdi ben kariyer yapmak istiyorum sonuç olarak vücut geliştirmede. Tamam, open'a geçeceğim desem, abi open'da hani klasikte yapabileceğim kadar kaliteli bir kariyer yapabilecek miyim? Çok büyük soru işareti. Yani bir 91 daha önce görülmemiş. Yani Andre neydi lan? Jack vardı sanırsam. 88 boyunda falan. Bu adam var mesela. 88 bine. Yani ben onun yanında artık olursam artık ben olmuş olacağım Türkiye'de. Anladın mı? Yani o çok zor bir sıkıntı. O zaten hani çok uzun vadeli bir plan. Hani şu 20'li yaşlarda bir şey yapayım dersem klasik yapmam gerekiyor. Yani senin öyle bir open olman herhalde 35 yaşında falan bulur muhtemelen. Kesinlikle bulur. Tam bir de hayır o kadar bir kas kütlesi mesela şey The Giant dedikleri adam Jim Christian diyor ki hani bir yerden sonra kütle koyamıyorum artık diyor. Konuşabilirsiniz hiç problem değil. Estağfurullah. Ya bir yerden sonra vücut artık kütle almıyor diyor mesela. Hani benim belki öyle bir duruma da gelebileceğim mesela 28'inden sonra belki kilo alamayacağım falan öyle bir sıkıntı olabilir. Birçok problem var. Yani işte klasik yarışamıyoruz, open yarışamıyoruz. Ara kütlet kaldık. Kestirip ben nasıl yarışsam? O yüzden bundan sonra yarışmayla ilgili pek bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Alaf yarışmak istiyor bölüm 1. Bölüm 1. Niyetleniyor. Ya Allah aklımda tabii hayırlısını nasip etsin ama ben gerçekten çok klasik fizikte kendimi denemek isterim ama dediğim gibi yani sıkıntı. Pro olsam belki ekstra bir kilo sınırı koyuluyor. Bir de şöyle bir durum varmış. Bunu yeni öğrendim. Şimdi bu olimpiyada ya da pro arenadaki sporcular backstage'de yani o tartın olduğu günde aslında o kadar dolu çıkmalarının sebebi bazılarının tartı podyuma hani boyuna göre adamlar abi bildiğin fizyoterapist tutup
Bunu Bamstedt de yapıyormuş. Fizyoterapist tutup, böyle kaliteli fizyoterapistler tutup. O tartım olduğu gün, bu arada yarışma hazırlığı boyunca zaten sürekli bir masaj ve fasya dokuyu falan bir genişletiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ve o tartı günü de ekstra bir stretching, jarçurt bir şeyler yaparak, oradaki masaj koltuğuyla bir masajlar yaparak 2 santim falan, minimum 2 santim bak, minimum 2-3 santim uzatabiliyorlarmış kendilerini. Halde bu da ekstra bir 9 kilo falan demek yani, 9-10 kilo demek. Bu ayrı bir seçenek, bu işin harbi ayrı bir seçeneği. Bunu başarabilirsek... Kendimiz zor gidiyoruz bro, fizyoterapisti nasıl götüreceğiz? Fizyoterapisti götürmeyiz yani, burada öğreniriz, orada artık asılı falan. Şimdi bacak idmanını yapacağız, fazla oyalanmayayım diğerine çünkü geç kalma ihtimalim var. İlk hareket hamstring curl, sonrasında ek squat yapacağız uzun ağrıdan sonra. Oldu. Sağ ol. Tam failure değil gibi sen. Böyle 8.5. Bilmiyorum. Çok zorlayamam sanki. Please.
sana bir tane tıklatsam bu işlerin hepsi bitecek. Olmuyor işte buram, olmuyor. Biz oluyor, kere oluyor. Haftada 3 defa bu hareketi yapıyoruz buram. Sen kameranı tut kardeş. Ya şunu bir yerine tak Allah aşkına. Tamam, açacağım şimdi. Bu sefer de alete girelim. Kanka. Buradan Hasan abiye sesleniyorum. Benim için bir lekör. Sok ben sana girdi diyeceğim. Girdi. İlla biz mi elimiz atalım? Şimdi o zaman büyük ihtimalle kol gününden önceki kol günü diyorum. Kol saatinde. Kol antrenmandan önceki öğünde görüşürüz. Açsana onu bir gelir. Evet. Ustam yarısı. Şimdi sabahki antrenmanda uyarıcının bayağı bir fazlasıyla aldığım için bu antrenman sadece 3 tane termoburner alacağım. İçinde de bunun 300 gram falan 300 miligram 300 gram. 300 miligram kafein falan var. Şimdi böyle özel bir salona geldi. K-Body. Hakan Boylan'ın, Hakan kardeşimizin salonu. Bizi açtı sağ olsun. Benim eve de çok yakın burası. O yüzden kol idmanlarını bundan sonra burada yapmayı düşünüyorum bacaktan sonra. Biraz soğuk. O yüzden ben böyle duracağım ilk başlarda. Soğuk ama ısıtıcıyı göster istersen. Burada güzel bir hizmet var. İçeri ısıtır diye düşünüyorum. Ya içeri ısıtmasa da kalbimiz ısıtır belki. Evet, o mental bir etki, mental bir ısınma. Yapılacak birçok hareket var zaten. İşte triceps, push down'lar falan filan. Kol idmanı için acayip ideal. Zaten diğer aletler de var ama bizi kol keser büyük ihtimalle sadece. Bu uyarıcı alacağız. Birazcık müzikle moda gireceğiz. Ondan sonra güzel bir kol antrenmanı. Sonra da bodybuilding'e geçiş. İlk defa böyle bir salonda çekim yapacağım bu arada. İlk defa bana ayrılmış özel bir alanda çekim yapıyorum spor. Spor ne? Yaştan sonra spor demeyeyim, antrenman diyeyim. İdman da. İdman diyeyim ya. Heyecanlı mısın peki? Gayet. Artık bir heyecan kaldı. 170 video olmuş olur. Muhtemelen olmuştur. 170 video oldu artık. Heyecanı geçtik. Heyecanlık bir durum kalmadı artık. Ne olsa heyecanlanırsın Faruk. Ben açıkçası böyle yabancı medyadan takip ettiğimiz birisiyle video çeksem heyecanlanırım. Mesela Maslaka'yla. Yabancı medya. Almanya. Bamstedt. Urs Kalenski. Sen? Ben heyecanlanmam ben. Onlar benimle video çekiyormuş gibi düşünüyorum. We'll be right back.
Evet, geleneksel süperset. Hamel curl ile reverse grip. Reverse grip ezma curl. Böyle ne oluyorlar sonra? Atın şunu. Son hareket. Sonra kolmayla biter. Zaten haftanın iki tane push, bir tane pardon, iki tane pull, bir tane push day var. Onlarda da zaten kol hacmi var ve orada yaptığım hareketlerde takip yapıyorum. Bu kol idmanında takip yapmıyorum. Takipten kastım ne? İşte ağırlık tekrar takibini yapıyorum. Hafta içi yaptıklarımda. Bu hafta sonraki bu idman tamamıyla doğaçlama. Biraz keyfi mi? Keyfi bir olabildiğince puşlama yönelik. Teşekkürler. Reverse için ağır biraz bence. Ne o? Kaç 30. İzle. İzle lan. Böyle sevdiğim. İnsanlar da bunu duyuyor ama ben salondayken. Rahatsız edici. Sen kulaklık varken çok fazla ses çıkartıyorsun. Ya bunu bulduğunu hiç işte ya. Buram reverse'tu. Reverse mı? Evet. Hoppa. Yerim yok. Böyle bir şeyi neden yerim? Ne bu? Teşekkürler yenge. Bu ne? Oğlum sen fark etmedin mi zaten? Niye bilmemiş bir anında? Oğlum sürpriz yapsın dedim ya. Şaşırt beni. Ben yersem ama açık konuşayım. Lotuslu ya da bir kere Snickers'lı mı yemiştik sen? Lotuslu yoktu. Of, evet. Limonlu var. Yani lotuslu espresso da var zaten. Öyle mi? Snickers'lı mı vardı? Şimdi ben iki servis aldım. Belki yemek istiyorum. Bir petrolosu aldım. Onu alıp geliyorum. Kral sen. Kral Tuna Tavuş diyeti yapıyor. Tüm Capanero'yu yedim. Şimdi antrenmandan çıktık. İkinci antrenman da bitti. Post workout yiyorum. Saatçiyon 7 falan tam planladığım saatte bitti. Şimdi yarın off day. Bugünü böyle kapattık. Yani bir sonraki çekiş gününe kadar, pazartesi günü çekişe kadar iki uyku geçirebilmiş olacağım bu şekilde. Aynı zamanda da haftalık kol kapat. Haftalık kol bölümünü tamamlamış olacağım. Dayıya sor. O yüzden şimdi ben belki evde bir şeyler çekerim. Pardon, gitmesin lazım. Bileyim. Kütle sanatı devam mı kanka? Kütle sanatı 854. bölümden sonra hani. Kütle yani, sanatı artık arka sokaklar kıvamına gelecek. Sokaklar kıvamına kanka gelecek. Yani artık. Üzgün müsün? Yok. yazın herkes yarışmalardan post paylaşacak. Sen, ben hala pilav yiyorum. 5000 kalori, 6000 kalori. Ya benim için zor değil. Ben yemek seviyorum. Büyümek de en azından şöyle. Hiç büyüyemeyen de var. Allah'a şükür büyüyebiliyorum. Ya bu da bir avantaj. Ama işte... O zaman Open'da mı yarışacaksın? Yarışırsan. Ya aynen işte. Bu klasik olmazsa mecbur Open zaten oluyor. Başka bir seçeneğim yok. O zaman 150 kilo off sezon gelir. Ya öyle bir şey olması lazım zaten. İnşallah. Artık kalp hastalıkları. Karaciğer, böbrek, peynir, alet, AST, EGF, sistemin C. Hakkımızda hayırlısı. Önemli olan süreçten keyif almak. Klasikte yarışamayan, istediği siklette yarışabilir. Ben belki evde bir şeyler daha çekerim. Şimdi bunu yiyeyim, sonra konuşuruz. Bayağı ya.